Merhabalar, ben Çimen Hülya Budak. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugünlerde patlıcan yemeklerinden vazgeçemiyorum. Yine çok sevdiğimiz bir yemeği sizinle paylaşmak istedim. Bostan patlıcanıyla konak kebabı yapacağım. Aslında buna benzer bir yemek daha önce yapmıştım. Kıymalı patlıcan kebabı adı altında. Onda kıyma ve domates dilimleri kullanmıştım. Bunda da et ve patates püresi kullanacağım. Çok kolay, çok lezzetli bir yemek olacak. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi malzemeler ve yapılışı. Konak kebabı için malzemelerimiz bostan patlıcanı, patates, kuşbaşı et, soğan, domates, biber, zeytinyağı, tereyağı, domates salçası, biber salçası, kaşar peyniri, süt, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon. Yemeğimizi önce patlıcanları şerit şeklinde soymayla başlıyoruz. Baş ve dip kısımlarını ayırıyoruz. Şimdi yıkayıp kuraladığımız patlıcanları şerit şeklinde soyduktan sonra bir parmak kalınlığında yuvarlak dilimlere kesiyorum. Aldıktan sonra üzerine tuz gezdiriyorum ve su ilave edip bunları 15 dakika acı suyu çıkana kadar bekleteceğim. Şimdi hemen patateslerimi de yine soyuyorum. Bunları da iri iri doğruyorum. Üzerine su ilave edip haşlamaya bırakacağım. Üzerine birazcık tuz ilave ediyorum ve hemen ocağın üstüne koyuyorum. Patlıcanlarımız çok güzel acılığını bıraktı. Gördüğünüz gibi su bayağı karardı. Şimdi bunu süzüp durulayacağım. Şimdi kağıt havlu yardımıyla ya da bir bez yardımıyla yapabilirsiniz. Patlıcanları kuruluyorum. Ve onları fırın tepsimin üzerine koyuyorum. Zeytinyağını patlıcanların üzerine. Bu aşamada kızartabilirsiniz de ama ben diğer yemekte olduğu gibi yine fırında kızartma işlemini yapacağım. Biraz yağ gezdiriyorum patlıcanların üzerine. Şimdi fırına koyup patlıcanları kızartıyorum. Şimdi hemen konak kebabımızın iç malzemelerini hazırlamaya başlayalım. Patlıcanlarımız fırında, patates püremiz olmak üzere. Ocağın altını yakıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Kızgın tavaya etlerimi koyuyorum.
fazla karıştırmadan aslında böyle bırakarak biraz mühürlenmelerini sağlayacağım. Bu arada patates pürelerimiz, patatesimiz haşlandı. Onun hemen altını kapatıyorum ve fazla suyunu döküyorum. Etlerimiz mühürlenirken, sotelenirken patateslerimi süzdüm. Tekrar eski kabına aldım. İçine tereyağım vardı. Tereyağında sıcakken ilave edip hemen patatesleri eziyorum. Göz kararı sütünden ilave ettim. Tekrar patatesleri ezmeye devam ediyorum. Patates suyunu dökmedim süzgecin altında. Onu da soğuduktan sonra gece yatarken yüzüme süreceğim. Doğal bir maske olmuş olacak. Patatesler çok güzel ezildi. Tuz ve karabiberini ilave ediyorum. Tamam, patates püresi şimdi beklemede kalabilir. Bu arada patlıcanlara bakmayı unutmayın. Şimdi etlerimizi bir kontrol edelim. Suyunu iyice bıraktım. Şimdi birazcık çektikten sonra soğanları ve biberleri ilave edeceğim. Etlerimizi kontrol ediyoruz. Neredeyse bıraktığı suyunu çekti. Şimdi soğanları ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Soğanlardan sonra biberlerim vardı. Yarım kırmızı biber ilave ettim. 3 tane de yeşil biber. Şimdi onları sotluyorum. Şimdi yemeğimizi kontrol edelim. Biberler de iyice yumuşadı. Domates salçası, biber salçası ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Salçada güzelce kavrulduktan sonra domateslerimiz vardı. Onları boşaltıyorum. Şimdi tuzunu karabiberi yine bu da arzunuza göre pul biber ve biraz daha az kimyon ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bu
aşamada yarım çay bardağı, daha bir dolma, bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum ve biraz daha pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimizin iç harcı pişti. Altını kapatıyorum. Patlıcanlarımız çok güzel fırında yine pişti, kızardı. Şimdi son aşamalarına geldik. Hemen onu da yapalım. Şimdi kuş peşetli, biberli, domatesli iç harcım pişti. Patlıcanlarımız da fırında kızardı. Bunu demin dediğim gibi siz yağda da kızartabilirsiniz. Şimdi ilk aşama iç harcından bütün patlıcanların üzerine eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Fırında kalan patlıcanlarım şu anda kızarıyor. Bu iç harcı da ona kullanacağım. Şu anda üstüne yeterli miktarda eşit şekilde paylaştırdım. Geldik ikinci aşamaya. Patates püresi yapmıştık. Ondan şöyle üzerlerine yerleştiriyorum. Ne kadar? Bir yemek kaşığı kadar. Şimdi bunu da bu işlemi de bitirdik. Patates pürelerini güzelce etlerimizin üzerine ilave ettik. En son üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğim. Şimdi bunlardan da patatesimizin üzerine ekliyorum. Şimdi üzerleri kahverengi olana kadar, kaşar peyniri kızarana kadar pişireceğim. Altına salçalı su ya da herhangi bir sos yapmıyorum. Bu şekilde verip sadece üzeri kızarana kadar pişiriyorum fırında. Yemeğimizin üzeri çok güzel kızardı. Şimdi servis zamanı. Yemeğimiz servis hazır. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Bir de neyimiz hazır? Patates suyumuz vardı. Onunla da ben bu gece yapacağım. Cildime yakmadan süreceğim. Eğer sizin de cildinizde renk eşitsizliği varsa, koyu renk halkalarınız varsa veya cildiniz kuruysa bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.